resmin sol üstünden başlayıp aşağı doğru ineceğiz. Gerekirse birden fazla kat da atacağız ki gerekecek. Şimdi resmin en üstünde ne var? Biraz kırmızı bir çiçek var. Biz otomda bir kırmızı bulamayabiliriz. Dolayısıyla öyle bir kırmızı oluşturacak bir rengi alıyorum. Bakın çiçeğin dibine o rengi koyuyorum. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi çiçeğin dibine bu rengi koydum. Yapacağım şey o rengi fırçayı ıslak bir fırçayla yukarıya doğru çekip bu attığım rengin açığını elde etmek. Çünkü dışarıya doğru çiçek biraz rengi açılıyor. Çiçeğin dışa doğru yapraklarını koyuyorum. Dışa doğru rengi açılmış oldu. Şimdi şurada bir mavi gibi bir görüntü var. O rengi de burası ıslakken atalım. Buraya da maviyi koyuyorum. Bastırarak sadece koyuyorum. Sonra onu dışarıya doğru temiz bir fırçayla çekiyorum. Bu çiçeğin altında bir yaprak var. Biz o yaprağı buradaki açık renk beyaz ama beyaz burada pek hoş durmayacak. Ya da beyaz yapalım. Beyaz yapalım, beyazı da görmüş olalım. Ama o beyazın ortaya çıkması için onların tam dibinde mor bir leke var. Yani biz mor yapalım. Şu çiçeğin taç yaprağı gibi duran bir şey. Şimdi bunu da biraz şöyle etrafına su verip biraz yumuşatalım. O orada öyle dursun. Bizim bu mor renklerden bu resimde biraz fazla kullanacağız. Alttaki çiçekte var bu mor renk. Evet. Ben şimdi bu mor rengi bu çiçeğin tamamına sürüyorum. Yani belli bir yerine attım. Onu çekerek çiçeğin tamamına dağıtıyorum. Böylece hem koyusunu hem de açığını aynı anda elde ediyorum. Burada yapacağım şey biraz sulu çalışmak. Çünkü diğer renklerin de birbirine güzelce karışmasını sağlıyorum. Bunu sol altında bir yaprak var. Nerede? Şurada. O yaprağı da koymuş olalım. Sonra elimiz yeşile değmişken şurada bir
yaprak var. Onun da koyu rengini atıp dışa doğru çekerek suyla açık rengini elde ediyorum. Bir yaprak da burada var. Onun da yerlerini belirledikten sonra şimdi şurada büyük bir çiçeğimiz var. O büyük çiçeğin rengi de mor. Öyleyse yine mor rengi açık olarak ona da dağıtalım. Böyle çalıştığımızda daha doğal renkleri olan bir çiçek oluşturabiliriz. Şimdi bunun da mor renklerini attık. Alt tarafta da bir çiçek daha var ama onun temel rengi mavi ama ona da zaman zaman mor karıştırarak onun da detaylarını belirleyeceğiz. Şimdi böyle bu yaprakların açık renkte yani uçuk değerlerde rengini oluşturuyorum. Daha sonra benim bunu kuvvetlendirmem daha kolay olacak. Şu altta bir yaprak daha var. Böyle bir yaprak daha var. Bir de en altta bir yaprak var. Şimdi ben burada bana gerekli olan her şeyi yerli yerine koydum. Şuradan sarkmış, aynı zamanda içinde yeşiller ve morlar da olan bir renk var. Şimdi benim yaptığım bu hareketlerle ben çiçeklerimin yerli yerince belirledim. Bundan sonra yapacağım çiçeklerin üzerine detay renklerini koyup çiçeklere biraz daha hacim kazandırmak. Şimdi yukarıdan aşağı gelecek olursak şuradaki bizim kırmızılarımızı bir tık daha kuvvetlendirelim. Ama burada kalsın o, dışa doğru iyice çekmeyelim. Hafiften gidelim. Uçları açık renk kalsın. Sonra bir mavi gibi bir renkle şurada mavi var demiştik. Onun da dibine tekrar maviyi koyuyorum. Dışarıya doğru da onu çekiyorum. Şimdi bu aradaki beyazlık kalsın.
Onu biraz sonra detaylandıracağız. Bu alttaki çiçeği atarken ortasında bir yeşil vardı onun. Dışında da mor var. Şimdi buradaki ilk attığım kat kuruduğu için bu attığım katlar daha güzel gözükecek. Ortada koyu bir yeşil var. Öyleyse koyu bir yeşili oraya koyayım. Bu attığım morlarla dibinden şöyle bir karışsın. Onun bize taraftaki, bize yakın olan tarafındaki renk biraz açık bir yaprak. Öyleyse ben oraya bir sarı atıyorum. Ama attığım sarı buraya koyduğum yeşille kaynaşıyor ve karışıyor. Bence güzel bir renk oluyor. Hı hı. Sonra şurayı şöyle bir toparlıyorum. Bu taraftaki yaprak daha açık renk ama onun altında bir koyuluk var. Yani dışarıya doğru o yaprağın da rengi açılıyor. Onu da böyle yapalım. Sonra onun dış kenarlarında bazı lekeler var. Onu koyalım. Sonra onun altında bir mor leke var. Hatta onun içine biraz da mavi karıştıralım ki farklı bir mor olsun. Onu da koyduktan sonra bunların da rengini dışarıya doğru çekip daha koyusunu elde ediyorum. Sonra şuradaki yukarıdaki yapraklarda da mavili morlu gibi. Yani mor da mavi de aslında birbirine yakın renkler. Dolayısıyla çiçekte de bir arada kardeş bulunabilirler. Onu buradaki yaprağa da dağıtalım. Sonra çok hafiften de şuradaki yaprağa koyalım. Burada da hem açık renk bir yaprak ama uçlarda renk var. Sonra bunları böyle suyla çekip yaprağın ucu gibi detayları oluşturmak üzere kullanacağız. Şimdi bu çiçeğin ortasında bir göbek var. O göbek şu anda boş ama ben orayı sarı yapmak istiyorum. Neden sarı derseniz, sarı yanına koyduğumuz rengi iterek onun içine girer. Hı hı. Ben de buraya sarıyı koyayım ki yanındaki renkleri itsin, içine girsin. Oradaki gibi keskin bir görünüş değil de daha böyle karışık bir renk olsun. Şurada da bir yaprak varmış, onu da yapalım. Evet.
Ben de resmi ters tutuyormuşum. Ters çevirdim. Ya o öyle de olur. Yani bunu boyadık. Bunu boyadıktan sonra bu öyle bir kompozisyon. Yani her türlü görülür bu. Evet. Arıyorum yaprak nerede? Resmi çevirdikten sonra buldum hocam. Şimdi şuradaki yaprak daha koyu. Onu da koyuyorum. Sonra onun yanındaki yaprakta koyu mor sürdünüz değil mi, evet, oraya? Evet, koyu mor sürdüm. Bunun yanındaki yaprağı yapıyorum şimdi. Onun da dış tarafları koyu. Açarak bunu da hallettik. Sonra bunun altındaki yaprak biraz maviye kaçıyor. Bu yaprağı da böylece çekiyorum. Yani şöyle şekillendirelim. Sonra buradaki yaprağın da dış tarafları koyu. Sonra şurada da açık renk kalmış bir yaprak olsun. O da burası olsun. Şimdi şurada görünen başka bir yaprak var. Burada da biraz kırmızı ağırlıklı. Kırmızı da burada fena durmaz. Burada iki yaprak var. Ben ikisini de bütün olarak boyuyorum. Sonra onun da dip kısımlarına şöyle biraz gölge atayım. Çiçeklerimiz tamam. Bir kat daha bunların üzerinden renk geçebiliriz. Şimdi yapacağımız iş kurumuş olan yerlerde biraz daha vurgulama yapmak. Onlar da mesela şuradaki yaprağın şöyle dibine biraz koyu bir yeşil atıp bunun içerisine tam birleştiği yerden şöyle bir sarıyla dışarıya doğru çekersem yaprağın kuyusu ve dışarıya doğru da açılan bir rengi olur. Sonra bir yaprak da şurada var. Onu da üst tarafına koyuyorum dekemi. Aşağıya doğru çekiyorum. Hadi buradaki yaprağın da dibine bir koyu atalım. O da yerini bulsun. Ama şurada resmimizde yine bir yaprak var. Burada iki yaprak var. Evet.
Bir de en son şu alttaki yaprağı. Detaylandıralım. Buna da bakın yeşili atıyorum. Bunların da içine biraz sarı atacağım. Bunu yapmamın sebebi de bütün yapraklar ve çiçek dalları da aynı tonda görülmesinler. Farklı tonlardaki çiçekler gibi düşünürsünler. Şimdi şu sol altta da tek bir tane çiçek var. Onu da kırmızı yapalım ama şöyle bir kırmızı koyalım. Sonra biraz turuncuyu alıp ortasından şöyle çıkaralım. Onun da biraz kurumasını bekleyip dibine de bir leke atabiliriz. Şimdi bizim kompozisyonumuz tamam. Her şey yerli yerinde. Bundan sonrası biraz detay çalışmaya girecek. Onun için de bazı yerlerin kurumasını beklememiz gerekecek. Ama onlar kururken biz bir kahverengi tonuyla bu çiçeklere yaprak yapalım. Bakın kahverengi boyayı aldım. Tam dibine koyuyorum, bastırıyorum, çekerken kaldırıyorum. Bir daha yapıyorum. Tam dibine koydum, bastırdım, çekerken kaldırdım. Dışarıya doğru... Ha? Sapı mı? Sapı mı? Sapı, evet. Şimdi burada da var iki tane sap. Bunları da öyle yaptım. Tamam. Neden böyle yaptım? Dışarıya doğru inceliyor. Işık orada biraz daha fazla gibi düşünülsün diye. Sonra burada yok ama şöyle biraz süslemeler yapalım. Ondan sonra şurada bir hafif bir sınırı belirlemeler yapalım ama bu çiçeğin dibi böyle beyaz kalsın. Onun da bazı yerlerinden şöyle su geçirelim de tam çizgisel bir görüntüsü olmasın. Ama bir kırmızıyı da bu çiçeğin şöyle bir takım hareketleri var. Onları bu şekilde yapabiliriz. Şimdi bu çok sade geldi bana. Ben şuraya bir iki tane yaprak koyayım. Yani süsledim. Buradan da şöyle bir iki diken çıkıntısı olsun. Şimdi yapacağım iş artık gölgeleri biraz daha kuvvetlendirmek. Yani şurada yeşil vardı. Bu yeşilin ben ortasına koyayım. Sonra aldığım morla bunun dışına doğru rengi açarak gidelim. Sonra bunun ortasındaki mor şurası biraz daha
kuvvetli olsun. Bu tarafı da zaten yeşil ama altında mor bir bölüm var. Sonra biraz da bunu diğer tarafını kuvvetlendirelim. Sonra bunu da hafifçe dışarıya doğru dağıtalım. Sonra burada biraz artık keyfe keder. Bizim hani böyle olsa daha iyi olabileceğimiz, diyebileceğimiz hareketler olsun. Çiçeklere biraz da acım kazandırmak adına bir şeyler yapabiliriz. Şimdi şu sağdaki çiçeğin ana rengi mavi ama şöyle bir koyu tarafı var. O koyu tarafı atıp şöyle suyla yumuşatarak dağıtıp buradan onun yaprağını oluşturabilirim. Bunun da ortasından dışarıya doğru gelen bir koyu var. O da böyle kalsın bakalım. Buradaki yaprak zaten açık renkli. O da orada dursun. Şuradaki yaprakların detaylarına girelim. Yani yaprakları biraz daha ön plana çıkarmak adına canlanmaya başladı. Evet. Yani biraz da boyut kazanıyor. Evet. Çiçekler. Sonra ne dedik? Şurada da kırmızılı kırmızılı bir leke olsun. Burada da bir yaprak bölümü olsun. Şimdi gelelim şuradaki yapraklara. Buradaki yani şuradaki yapraklardan adam orayı ters boyamış bana kalırsa. Çünkü şu yaprak altta kalıyor. Bu yaprak üstte kalıyor. Dolayısıyla alttaki yaprak üsttekinden daha koyu olmalı ki diğer yaprak meydana çıksın. Sonra artık bunu atalım. Bunun da çiçeğin altından çıktığını varsayalım. Hafiften orayı da boyayalım. Şimdi biz her şeyi yerli yerinde koyduk. Artık yapacağımız şey biraz fonu boyamak. Ama fonu nasıl boyayalım? Burada rastgele boyayalım. Ama fona atacağımız renkler de biraz gri gibi bir şeyler olsun ki çiçeklerimizi boğmasın. Her yeri de atmıyorum fonu. Hani nerede etkili bir fon olur diye düşünerek atmaya çalışıyorum. Şurada olsun mesela.
Şurayı şöyle. Dağıtalım. Sonra da bu tarafta koyu değerler var. Öyleyse belki de bu taraf daha koyu olabilir. Bunların rengini de böyle dağıtalım. Amacım fon çiçekleri öldürmesin. Evet. Çiçekler canlı gibi oldu. Daha da güzeli yapılabilir. Şimdi biz bu resme burada bitti diyebiliriz. Ama biz demeyeceğiz. Neden demeyeceğiz? Çünkü biz bu resmi, bu resmi yapan şahıstan daha güzel şeyler yapabiliriz. Onun için de biraz kurumasını bekleyelim. Fakat şuradaki yeşil biraz fazla kaçtı. Şunu biraz küçültelim. Sonra da hadi gönlü kalmasın. Onun içine de şöyle bir sarı koyalım. O da başka bir çiçekmiş gibi olsun. Evet. Sonra artık şu çiçekleri biraz kendimiz desenler yaratalım. Ben mecbur değilim o çiçeğin aynısını yapmaya. Evet. Ben biraz da farklılıklar yaparım. Sonra gelelim. Ne dedik burada? Çiçeklerimiz var. O resimde yok ama biz yaparsak ne olur? Kimse bir şey demez. Şu yaprakların şöyle damarlar olsun. Şu yaprakları da olsun. Şöyle. Hani bu yaprakta da olsun. Başka nerede vardı? Şurada vardı. Şu aşağıdaki koyu yapraklarında açık renk damar yapalım. Sonra da şunun dibine de bir taç yaprağı koyalım. Sonra da şu en son attığımız sarının üzerine biraz daha sarı damlatalım. Şunları da damlatalım. Başka da bir şey yok. Şimdi biz artık bu resmi bitti diye düşünebiliriz. Evet. Ufak tefek belirleyici detaylar atabiliriz. Atmayabiliriz de tabii. Mecbur değiliz. Hı. Ama burada dikkatimizi çekmesi gereken şuydu. Çiçekler hatta şurada da sanki bunlar ayrı bir çiçeklermiş gibi oluştular. O zaman onları kırmayalım.
Şunun da ortasına bir sarı koyayım. Bu da başka bağımsız bir çiçek olsun. Sürpriz çıktı. Sürpriz çıktı. Dolayısıyla biz de o sürprizi değerlendirelim. Bize hediye geldi. O da böyle bir çiçek oluruz. Şimdi bu kompozisyonu kağıdın tamamına çalıştığımız için bu haliyle sınırlı kaldık. Yani evet. Ben bu kompozisyonu biraz daha küçük çalışsaydım ne yapabilirdim? Bunun üzerine farklı ilaveler yapabilirdim. Yani yaprak ilave edebilirdim. Çiçek ilave edebilirdim. Lekelerin oluşurken meydana çıkardığı çeşitli şeyleri de birleştirip farklı farklı hesapta olmayan çiçekler de yapabilirdim. Mesela şöyle bütün çiçeklerin dibine sarı koyduk ama şu sarının içine biraz da beyaz koyarsak rengi daha fazla açıldı. O zaman hepsine biraz beyaz damlatalım. Evet. Bana fena olmadı. Biraz daha parladı. Yani sarı renk ve beyaz renk içine girdiği rengi iterek onun içine girmiş oldu. Evet, derinlik oldu. Şimdi burada sorunuz varsa, açıklanmasını istediğiniz bir şey varsa açıklayabiliriz. Yani bunu ilk defa çalışıyoruz. Ben bunu bir çalışayım. Tamam. Bir dahaki derste şey olursa o zaman sorarım hocam. Tamam. Tamam, öyle yapalım. Ondan sonra birkaç çiçek daha çalıştığımızda kompozisyonu biraz daha küçük çalışalım. Kendimiz tamam. Ona kendiliğinden gelen şeyleri ilave edelim. Tamam. Farklı bir kompozisyon yaratmış olalım. Tamam. Yarım kağıt çalışacağız o zaman. Yarım derken bu dörtte bir kağıt. Ha, ben şey defter yaprağını düşündüğüm için. Ha, defter yaprağını. Dörtte tamam. Birin de yarısı mı? Defter yaprağı kaç santimdi? Hemen hemen kaç santim? Bir dakika ölçüyorum hemen. 28'e 38 mi? 32'ye 26. 24 gibi. 24. Tamam. Ona çalışabiliriz. Bütün olarak mı? Şunu çizmiştim ben. Bunu çalışayım. Tamam, olur. 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 Tamam. Bundan sonrakileri yarısı mı yapacağım? Yok, bu ölçüden devam ederiz. Tamam. Bu ölçüden devam ederiz. Daha zengin kompozisyonlar hazırlarız. Tamam. Şimdi bu iki dersin videosunda bugüne yetişmez, yani bu akşama yetişmez. Yarın öğlen saatlerinde halletmiş olurum. Size de mesajla bildiririm. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.